Herkese iyi akşamlar. Paraniz YouTube kanalındayız. Karşımızda Ege Tekiner var. Ege Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tamam, o zaman hemen hızlıca başlayalım. Çünkü gençler böyle yavaş konuşmaları sevmiyorlar. Ege Tamam. Tekiner kimdir? Nereden gelmiştir? Nereye gidiyordur? Ege Tekiner kimdir? Ege Tekiner 1996 yılında Ankara'da doğmuş. İlk ve orta öğretimini, ilk orta ve lise öğreniminin tamamını Ankara'da tamamlamış. Ondan sonra da üniversitede Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2019 yılında mezun olmuş bir bilgisayar mühendisidir. 2019 yılından sonra Amerika'ya taşındım. Üniversiteden mezun olduğum ay, daha doğrusu diplomamı bile daha almadan Amerika'ya taşındım. Florida Uluslararası Üniversitesi'nde master'ımı yapmak için Amerika'da National Science Foundation'ın bursiyeri olarak burada Blockchain Developer title'ıyla master'ımı tamamladım. Şu anda geçtiğimiz 8 ay kadardır Amerika'nın yeni yatırım yapılan bir şirketi olan NT Connect Holding'in Blockchain Division'ından sorumluydum. Bu haftadan itibaren Crypto.com domaini altında işlem yapan borsanın, uluslararası kripto para borsasının Amerikas bölgesinin Blockchain Security Researcher'ı sorumlusu olarak çalışıyorum. Çok güzel hocam, çok temiz. Hocam şimdi ben de yaklaşık 7-8 aydır Solidity üzerine çalışıyorum. İlk gelen soru şu oluyor sayın hocam. Ya biz bu Solidity'ye nereden başlayacağız? Ya da şöyle diyelim, Solidity nedir ilk önce cevaplayın isterseniz. Oradan sonra nereden başlayacağınıza gidelim. Tamam. Solidity nedirle başlayalım. Çok güzel. Solidity 2014 yılında aslında bakarsanız biraz Ethereum'un fikriyle beraber ortaya çıkmış bir programlama dildir. Ne programlama dili dediğimiz C, C++, Java, Python gibi bir programlama dilidir. 2014 yılında yakın arkadaşım ve sevdiğim arkadaşım Gavin Wood, Ethereum'un co-founderlarından olan Gavin Wood tarafından ilk adımları atılmış ve yazılmıştır. Hocam Wood'u tanıyor musunuz? Blockchain for Bitcoin.org'un forumlarından tanıyorum. Heh, tamam, okey. Kendisi de Miami'de yaşıyor zaten. 2014 yılında kendisi Solidity Programming Language'i temellerini attı. O günden beri geliştirilmeye devam ediliyor Solidity. Solidity dediğimiz programlama dili daha çok akıllı sözleşme, blockchain ağlarındaki akıllı sözleşmelere entegre olarak, yani contract oriented diye geçer. Contract oriented bir programlama dilidir. İçerisinde özel variable'ları vardır ve ECMA script'ini kullanarak geliştirilmiştir. Ya ECMA-like bir script'leme altyapısı vardır. Şu anda Ethereum, Binance Smart Chain, Ethereum Classic, Avalanche projesinin C-Chain'i, Counterparty, Bitcoin üzerinde yürüyen Counterparty, Tron Chain ve Hedera, Hashgraph gibi birçok projede Solidity programlama dili akıllı sözleşme geliştirmek ve sistem kontratları tasarlamak için kullanılıyor. Yani aslına bakarsanız şu anda decentralized financing kalbi Solidity üzerinden atıyor diyebiliriz. Peki Viper. Hocam Viper'la arasındaki fark nedir? Ya da Viper'ı neden Viper vardır? Soruyu duyamadım. Bir seste sıkıntı çıktı. Tabii Viper var ya hocam. İkinci bir dil. Viper diye mi okuyoruz? Viper. İkinci bir dil var ya hocam. Onu neden kullanıyoruz? Mesela onun farkı ne Solidity'den? Ya şimdi bak, bunların hepsinin şöyle bir şeyi var. Viper'da, Solidity'de belli bir sebep doğrultusunda ortaya çıkmış şeyler ve ikisi de, dediğimiz gibi, ikisi de contract oriented language, ama ikisinin de kullanıldığı chainlerin farklı ihtiyaçları, farklı altyapıları ve farklı gereksinimleri var. Yani Solidity'nin de birçok farklı versiyonu var diye biliyorsunuz. Viper'ın da farklı versiyonları var. Ve ikisi de, yani biraz daha Viper ikinci olarak geçiyor bizim piyasamızda. Nasıl desem, Viper biraz daha Pythonic bir programlama dili. Pythonic Programming Language olarak geçiyor ve yine Ethereum Virtual Machine üzerinde kullanılabiliyor. Ama Solidity biraz daha böyle JavaScript, C++, biraz daha geçmişte hayatımıza giren, biraz daha katılaşmış programlama dillerin olarak geçiyor. Temeline dayanıyor.
İkisinde sintaks aslında 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. İkisinde bir versiyonla şey yaparsınız. Ardından işte kontratın yazmaya başlarsınız. Viper biraz daha bana göre biraz daha fazla flexibility sunmakla beraber ne olursa olsun biraz daha Solidity'nin gerisinde kalan bir programlama dili. Çünkü en başta Viper'ın community support'u çok iyi değil. Modifier'ları ve class inheritance olayları çok sıkıntılı. Recursive call'ları birazcık recursive call'ları ve dynamic data type'ları da biraz eksik hala üzerine geçiştiriliyor ve hala under development. Solidity'nin de daha Solidity 1.0 dediğimiz direkt stabil bir versiyonu olmamakla beraber Viper'ın da yok. Solidity'nin en son 0.8.4 civarında bir şeydi. 11. 0.8-11. Yanlış mı diyorum? Aynen. Öyle bir şey 0. olması lazım. Ama sanırım en son şu anda kullanmalıyı önerdikleri stabil versiyon Ha, o versiyon. 0.8.4 diye Tamam. hatırlıyorum. Yani Tamam. yanlış da yani bu video bir ay sonra izleyen birisi için bu bilgi tamamen yanlış olacak çünkü çok hızlı değişiyor. Çok hızlı hocam, çok hızlı. Peki hocam, şunu soracağım. Mesela Chainlink'in koordinatörü var. Yani developerlarından Patrick var. Patrick Solidity işi olarak görüyor. Nasıl bir dil diyelim? Böyle yeni yeni gelişen, böyle nasıl desem size hocam? Özellikle kontratlara çok şey bakıyor Patrick. Ya bunlar özellikle programlama mantığında programlamasına dair eleştirileri oluyor. Mesela Patrick'in çok fazla Solidity diline karşı. Buna ne diyorsunuz hocam? Yani şu var, şu anda ya Patrick ya da onun gibi Ethereum komünitesinin içinden de birçok farklı komüniteden de bunları eleştiren insanlar var. Ama bu insanların asıl problemi şu, eleştirdikleri şeye karşı yerine ne koyacağını, yani tamam bir fikir var eleştiriyorsun ama bu fikrin karşına ne koyacağımızı oturtturamıyoruz. Yani tamam Tabii. senin önerin ne diye sorduğunda şöyle bir bakıyor, ya işte şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz, şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz diyorlar ama biliriz bunların hepsi. Şu an elimizde bir Solidity var. Çalışıyor. It's working. Evet. Yani DeFi'ları geliştiriyoruz. Birçok farklı platform geliştiriyoruz Solidity ile. Ve bunlar çalışıyor. Ethereum Virtual Machine artık kendini kanıtlamış bir konsept. Yani tabii ki gelecekte çok farklı noktalara gidebilir. Solidity de farklı noktaya gidebilir. Belki buna 10 yıl sonra ya Solidity diye bir programın biri vardı diye konuşacağız. Belki şu anda bildiğimiz bütün büyük projeler kontrat yapılarını değiştirecek. Ethereum'un yapısı belki daha prototip bir yapıya geçecek. Daha böyle mikroservislerle arka tarafta çünkü onların bildiğim kadarıyla %100 tam emin değilim de onların ideasında şey var. Biraz daha işte böyle mikroservisleri arkada ayağa kaldıralım. Ön tarafta representer'lı olsun falan. Notlar üzerine iletişim kurulsun. Ne olursa olsun decentralization'ı biraz temper eden ama performansı çok arttıran önerileri oluyor genelde. Yani onlarla da savaşmam. Çünkü ne olursa olsun performansa ihtiyacımız var ama şu anda Solidity elimizdeki değil ve elimizde kullandığımız şey. Ya yani o yüzden kabul gören şeyin yerine siz örneğin Viper'ın developerları Solidity'ye şey yapsa kendi yani Viper'ın güçlü yanlarından dolayı Solidity'yi geriye itmeye çalışsa anlarım, hak veririm, derim adamların bu yanları güçlü. İleride de öbür yanlarını da güçlendiler ama onların en azından onlar bunu derken ellerinde en azından bir ürün olmuş oluyor. Ama Solidity'de ne yazık ki bir şey bu diğer yapılan yorumlarda genelde bir yerine koyabileceğimiz başka bir uygulanabilir çözüm önerisiyle gelmiyorlar. Doğru, doğru hocam, haklısınız. Hocam şimdi gençlerimizin en çok sorduğu soru. Şimdi Solidity'yi tanımladık, Viper'la karşılaştık. Ben nereden başlayacağım? En temel soru burada başlayacağım. Yani diyorlar ki, şunu soruyorlar. Ya diyorlar, azıcık Java biliyorum, biraz Python biliyorum. Ya da hiç bilmiyorum, sıfırdan başlayabilir miyim? Sıfırdan başlayan birisi nereden başlasın hocam? Nasıl başlasın? Ya bence şu anda bu işlere sıfırdan başlayacağım diyen birisi ilk önce çok iyi, en azından okuduğunu net bir şekilde anlayabilecek ve soru sorabilecek kadar İngilizce öğrenmeli. Ya bu noktada benim bazı arkadaşlarım var Türkiye'de. Basit çok temel DBA seviyeli İngilizce artı Google Translate ile bu işleri hallediyorlar ve büyük projelerde çalışıyorlar. Wow. Ama yani ne olursa olsun bu işlerin komünitesi burada dönüyor ve ne yazık ki blockchain tabanlı özellikle projelerde geliştirmek istiyorsanız kendinizi belli bir İngilizce iletişim becerisine ihtiyacınız var. Bu bir. İkincisi bunun dışında YouTube'da yani ben açıkçası herkese YouTube öneririm. Ya bazen çok güzel eğitimler oluyor birebir. Benim de zamanında işte Türkiye'de Linux Yaz Kampı'nda falan verdiğim gibi ya da başka hocalarımızın Türkiye'de verdiği gibi akıllı sözleşme eğitimleri oluyor. Ama bu eğitimlere erişim şansları yoksa birebir eğitimlere en güzel kaynak YouTube. Gerçekten mükemmel kaynaklar var. Ben bile bazen
Free Code Camp'in ya da başka Ethereum Foundation falan videolarını açıp ya bu neydi ya diye açıp bakıyorum bir. Hani önüme bir şey çıkıyor, bir değişken çıkıyor. Ya biz bunu niye kullanıyorduk ya falan. Hatta o gün şeye bakmam gerekmişti. Şurada notum da vardı. Memory ile storage'in allocation'larındaki bir olaydan dolayı oturdum. Solidity'nin dokümanlarını okudum. Çok bir şey anlamadım. Sonra oturdum videodan izledim anladım falan. Yani gerçekten en güzeli YouTube. Ya oturup tek tek anlaya anlaya izleye izleye yapabilirler. Onun dışında belli başlı programlar var Türkiye'de de devam eden. Ben de örneğin şu anda Türkiye'de Chainlink'in mentorship programında Doğru. akıllı sözleşme eğitimi veriyorum. Mentorluk eğitimi veriyorum. Ve sıfırdan başlamak istiyorsanız benim sıfırdan başlayacakları önerim sıfırdan. Yine YouTube'da veya işte birçok platformda ücretsiz ulaşabileceğiz computer science kursları var. Bu kurslardan herhangi birisine şey yapabilirseniz, katılırsanız, ilk önce computer science'in temellerini öğrenirseniz gerçekten sizin için en yararlısı olur. Bu arada gördüğünüz gibi bakın işte Solidity'nin bir sürü videosu var burada. En üstte bir çıkabilir misin? En üstte o videolardan. Patrick hocam en Bakın şu ikinci video mesela. Şu ikinci video Eat the Block'un sanırım üstte videosu. yok hocam, Blok tarafından verilmiş. Free Code Camp'ti Yok bu. Free Code Camp'te anlatan kişi Ha, Eat the iyi, Block'un anladım. sanırım eğitimini. Eğitimini Evet. diye hatırlıyorum. Mesela çok güzel bir eğitim. Otur dinle adım adım yap. Ya o 2 saatlik videoyu 8 saatte bitirirsin adım adım yaparak. Ama bitirirsin. Doğru, Eat the Gerçekten Block mu? Solidity'de çok basit projeler yapabilecek hale gelirsiniz. Bir de Solidity'de şu var. Solidity'de zaten birçok kod baştan yazılmış. Eğer siz yeni bir konseptle ortaya çıkmak istemiyorsanız zaten blockchain environment'ında her şey açık kaynak ve özgür yazılım olduğu için gidip başka birinin kodunu kopyalayıp kendiniz de modify edebilirsiniz. Zaten işin önemli bir kısmı burada yürüyor. Önemli olan Solidity programlamasının hayatımıza getirdiği farklılıkları anlamak ve buna göre kodları düzenleyebilmek. Çünkü normalde bir proje yaparsınız. Merkezi sunucuda duran bir proje. Bir app tasarlarsınız. Koyarsınız sonra bir bug çıkar. Fix yapar edersiniz. Hayatınıza devam edersiniz. Uygulamaya update yollar. Hayatınıza devam edersiniz. Ama blockchain uygulamalarında böyle bir şansınız yok. Bizde artık kod taşa yazılır muhabbeti var. Burada kod gerçekten taşa yazılıyor ve kodu yazdıktan sonra değiştirme şansınız Yok. neredeyse hiç yok. Yani bazı özel fonksiyonlar var. Ufak tefek modifying'ler Upgrades belki. yapmanıza Evet. falan yardımcı olabiliyor. Çok Proxy'ler ya da pahalıya hocam. mal oluyor bu arada. Evet. Gaz olarak çok pahalıya mal oluyor. Ama dediğim gibi yani en güzel yani oturup şey yaparsanız gerçekten oturup kendiniz bu dili öğrenirseniz ondan sonra yapacağınız kodları da güvenli bir şekilde update edebilirsiniz. Ondan sonra zaten bir solid developer, aranan bir solid developer seviyesine gelmiş oluyorsunuz. Peki hocam, şu anda ekranda kursları görüyorsunuz. Ben bunu Hı. 2021'den sonra 2021'de basmaya başladım. Ben zaten bu kurslara falan ilk önce başladım işte. Tansu hocam, ekrana verir Hı. misin? İşte Chainshot var. Chainshot zaten biliyorsunuz resmi. Ethereum neredeyse resmi önerdi sitelerden. Hı. Crypto Zombies var hocam. Evet, Crypto Sonra Zombies mesela çok eğlenceli bir oyundur. Çok severim ben de Crypto Zombies'i. evet, o var. Mesela Tansu hocam, aşağı doğru iner misiniz yavaşça? Tansu hocam insin ekranda, insanlar da görsün. İsim vermesek de tamam. Ekranda gördüğümüz işte şeyler, bu sayfada Solidity kurslarında. Chainshot, Bootspace var hocam. Burada projeler yapıyorsunuz. Bunu Aynen. biliyorsunuzdur. Onu biliyorsunuz. Pointer var. Pointer da yeni geldi. 3-4 projeleri var. Ve Patrick zaten klasik hocam. Hepimizin developer'ı, ailemizin developer'ı. Aynen. Bitdeckery, bunlar tam emin değilim ama yine de iyidir başlangıç için Bitdeckery. Ya zaten hepsi ücretsiz. Yani Evet. her birisinin bu Teşekkür arada ederim yani anlattığı sonuçta. çok farklı şeyler oluyor. Her birisinden çok farklı şeyler öğrenip katabiliyorsunuz kendinize. O yüzden yani tek bir kaynağa bağımlı kalmadan birçok Doğru. kaynakla 5-6 ay içerisinde uluslararası piyasada iş yapabilecek bir solid developer haline gelmeniz mümkün. Evet. Bir de şey var hocam, yani learning by doing var ya hocam, yani yaparak Hı. öğrenme. Aynen. Şimdi sadece kodlara bakıp sadece okuma yapıp olmuyor. Bu iş gerçekten olmuyor. Bu şey meselesi değil mesela. Tarih falan okumuyorsunuz ya da coğrafya okumuyorsunuz. Burada uygulamanız da lazım. Uygulamaya geçtiğinizde burada onu sormak istiyorum hocam. Bu mentorluk müessesesi var.
Ya başınıza mesela Ege Tekiner mentor oluyor 10 kişinin başında. Bir aylık, iki aylık programlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Hocam? Ya mentorluk meselesinin şöyle bir güzel yanı oluyor. Mentorlar daha çok, ya benim de şu anda devam ettirdiğim mentorluk projelerinde şöyle bir fark oluyor. Mentorlar daha çok size yolu gösteriyor. Temeli verip size yolu gösteriyor ve sizi o yol üzerinden ilerlemenizi istiyorlar. Eğer kendi kişisel disiplininizi oturtturup bir mentorun dediği şekilde devam edebiliyorsanız ve onun öğrettiği yolda gidebiliyorsanız ve mentorunuz da iyi birisi ise bence çok faydalı ve sizin sürecinizi çok hızlandıracak bir süreç oluyor. Çünkü mentorlar genelde bütün kazıkları yemiş, bütün o zorlukları aşmış kişiler oluyor. O yüzden bir noktada sizin bazı noktalarda etraftan dolaşabilmenizi, örneğin bazen işte bazı şeyleri çok temelde öğretip sonra onları karıştırmanızı sağlıyorlar. Ben örneğin bazı şeyleri çok sonradan öğretiyorum mesela mentorluk programlarında. Bazı yerleri çok sonradan sokuyorum, bazı yerleri çok önceden sokuyorum falan. Yani hata yapma şansınızı mentorlar, çünkü o sonuç noktasına ulaşan ve bütün o yolu geçen kişiler oldukları için sizi o yolu geçerken gerekli roundları nasıl etrafınızdan dolaşması gerektiğini de göstermiş oluyor. O yüzden bence güzel bir süreç oluyor iyi öğrenciler için. Yani gerçekten mentorun dediğini takip eden öğrenciler için. Evet. Ya benim örneğime gelirsiniz. Ben Uniswap'la başladım hocam. Uniswap V2 vardı. Onun kodlarıyla başladım Solidity. Çok ters bir yerden başladım. Sonra en başa geri döndüm. Peki hocam Chainlink'teki aktivitelerinizden bahsedelim. Bu özellikle mentorship'lik programınızdan. Haftada bir yapıyorsunuz. Bu programa arkadaşlarımız nasıl kayıt olacaklar? Nasıl girecekler? Ne gerekiyor bu programa kayıt olmaları için? Orada bir sınır var mı? Onun için Chainlink'in kendi Twitter sayfası ve Telegram kanalları var. Oradan Chainlink Turkey diye geçiyor. Oradan Chainlink'in Türkiye yönetimine ulaşarak Telegram kanallarına girip oradaki linkleri takip ederek hem geçmişte yaptığımız eğitimleri hem de önümüzdeki haftalarda, örneğin her pazartesi yapıyoruz şu anda eğitimleri. Şu anda o şekilde planladık. Her pazartesi yaptığımız eğitimlere de canlı olarak katılabilirler tabii ki de. Anladım. Peki hocam orada bir şey çizdiniz mi? Mesela ilk üç dersinizi ben izledim. Elinize sağlık. Çok güzel dersler. Bir de farklı bir bakış açınız var hocam. Onu anladım. Herkesin farklı bir bakış açısı varmış. Bir de çok sabırlı bir insansınız. Gerçekten sabırlı bir insansınız. Öğrencileri dinliyorsunuz. Ben de hocayım aynı zamanda. Ben bu kadar dinleyemiyorum sizin kadar. Gerçekten iyi dinliyorsunuz. Bu şeyiniz, programınız ne kadar sürecek? Chainlink'teki programınız. Bir şey çizdiniz mi hocam? Açıkçası çizmedik. Bir şerit direkt olarak en başta bir kısıt koymayalım dedik Chainlink'teki programa. Çünkü yani dozu yavaş yavaş arttırıyoruz orada. Ya örneğin işte geçtiğimiz haftaya kadar böyle çok daha aslında basit, böyle herkesin elinde oynayabileceği böyle oyun hamuru gibi olan kısımda takılıyorduk. Yavaş yavaş transaction'lara geçeceğiz. Transaction'lardan ondan sonra işte conditional transaction'lar, ondan sonra İşte automated DeFi transaction'ları yavaş yavaş, yani dozu arttıracağız. API nedir? Ya biliyorsunuz biz oradaki eğitimlerde bir işin bir teorik bir de pratik kısmı oluyor her hafta. Yarısını teorik, yarısını pratik olarak götürüyorum ben oradaki eğitimlerde. Ya teorik kısımda öğrenmeleri gereken, ya mesela API nedir? Örneğin bu pazartesi spoiler olsun. Bu pazartesi API nedir oturup böyle bir yarım saat konuşacağız. Ondan sonra API'yi neden kullandığımızı, transaction'larda neden kullandığımızı pratik olarak anlayacağız. Çünkü mesela birçok insan, benim burada da tanıdığım, ben burada birçok Solidity developer'la çalışıyorum, ekiplerle çalışıyorum. Şu anda çalıştığım ekipte Çin'de, İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da, Kanada'da, Amerika'da birçok Solidity developer ile ve Web3 developer ile çalışıyorum. Birçoğu mesela bunları otomatikman kullanıyorlar. Ama ne olduğunu kesinlikle bilmiyorlar. Arka tarafta ne döndüğünü. Önemli olan arka tarafta ne döndüğünü bilmek ki Evet, şeyi kesinlikle. yapabilmek. Arka tarafta ne döndüğünü bilebilirseniz, gerçekten altyapıda ne olduğunu bilirseniz, yukarı üst tarafta higher level'da değişen şeyler sizi zaten hiçbir şekilde zorlamıyor. Direkt olarak entegre olabiliyorsunuz. Evet hocam bir soru geldi. Ahmet Taş Bey'den geldi. Ekranda görüyorsunuz siz de. Ha, 40 40 yaş yaş. öğrenci. Evet. Ya bence geç değil. Neden geç olsun ki? Yani bir 3 ayda öğreneceğinizi 6 ayda öğrenirsiniz. Ne olacak ki?
Ben de 41 yaşındayım hocam. 6 aydır çalışıyorum. Yani gerçekten 3 ayda öğreneceğinizi 6 ayda öğrenirsiniz. Yani hele ki zaten ben Solidity'de falan şey diyorum. Solidity'de programlama değil, altyapısı olan birisin. Olayın daha çok teknolojik altyapıdan gelen kısıtlamaları ve özgürlükleri anlaması lazım. Doğru, Gerçekten öbür kesinlikle. türlü ben zaten şu anda Chain'in Türkiye'de verdiğimiz eğitimler daha çok teknik ekibe verilen eğitimler. Ben orada konuşurken genelde herkesin ya ben if else ya da işte for loop'lar, conditional'lar falan dediğimde herkesin anladığını görerek konuşuyorum. Bunları zaten çok hızlı bir şekilde aşabiliyoruz. Çünkü zaten insanların anlamaya ihtiyacı olmuyor bunları. Ya insanların arka tarafta neden bazı şeyleri değişik yapmak zorunda olduğumuzu anlamaları lazım ki bu sektörde düzgün bir şekilde şirketlerine veya kendi isimlerine zarar vermeden geliştirme yapabilsinler. Ya bilmiyorum katılır mısınız buna ama şimdi bizler de eğitim yapıyoruz. Yani toplu bir şekilde çalışarak böyle üçüncü kişi partiye vermiyoruz da kendi aramızda çalışıyoruz. O gruplarda da şu şeye vardım hocam. İlk önce mesela Solidity eğitiminde ya blockchain nedir? İlk karşıdaki öğrencinin bunu öğrenmesi gerekiyor. Yani neden Kesinlikle. blockchain'i kullanıyorsun? Sizin dediğiniz gibi bunun bir felsefesi var. Turan Serpbey'i bilirsiniz herhalde. Kitabını yazdı yani DeFi'nin kitabını yazdı. Bu kitabı okuyoruz yani. Bunun mantığı ne? Neden kullanıyorsun? Çünkü dediğiniz gibi bu kodlar bir şekilde öğrenir. Zaten yazıyor. İkinci olarak da hocam EVM. Yani EVM nasıl bir makine? Neden bir EVM'i kullanıyoruz? EVM'in mantığını anlamadan, oradaki yapıyı anlamadan hocam, Solidity'ye geçmek sizin dediğiniz gibi size bunu anlatmaya çalışıyorsunuz açıkçası. Ben biraz ayrıntıya girdim şu anda. Olmuyor sanırım. Zaten tutmuyor hocam dediğiniz gibi. User ne yaptığını, yani kullanıcı ne yaptığını orada anlamadığı sürece Solidity ile de bir türlü iletişim kuramıyor anladığım kadarıyla. Katılır mısınız hocam? Aynen. Ya çok haklısınız bu konuda. Ya ben açıkçası şunu da söyleyeyim. Ben kitap yani benim kendi şahsi fikrimi şu şekilde söyleyeyim. Ben blockchain alanında kitap yazılmasına biraz karşıyım. Hocam Çok ya. hukuk değilse alan. Neden diye soracaksınız. Niye hocam? Ya Niye Allah aşkına? çünkü kitap yazılıp basılana kadar kitabın Değişiyor. içinde yazan şey Tabii. yüksek ihtimal değişiyor. Tabii. Yunus Emap V3 çıktı Turan Bey yazana kadar. Doğru hocam. Yani Değil. değişiyor, çok değişiyor. Ben Çok o yüzden değişiyor. online blogging'in ve şeyin daha örneğin ben akademide şu anda yayınlanmış 5 tane uluslararası makalem var. Tamam blockchain ile Evet. alakalı bir tane de tezim var. Ve ben bu tezleri ve makaleleri 2 yıl içinde yazıp yayınlayana kadar süreç değişti. Doğru. Yani akademik basım organları da normal kitap basım organını geçtim. Akademik basım organları da çok yavaş bu işler Doğru. için. Çok Yani çok 2 yılda yavaş. 5 makale bastım diyorum. Beşinin de yani şu anda yazsam çok farklı şeyler yazmam gerekir bazı sectionlarda. Doğru, O geçerli gün için değil. doğrular. Yazıldığı gün için doğrular. O yüzden kitap basmam. Onun dışında blockchain'i ve Ethereum Virtual Machine'i niye anlamak gerekiyor? Şimdi ben 2019 bunu şöyle bir örnekle vereyim. 2019'da Linux Yaz Kampı'nda blockchain eğitimi verdiğimde 20 kişilik bir sınıfımız vardı. Çok güzel bir sınıftı. Nerede Ve verdiniz hocam? Linux Yaz Kampı, Linux Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği'nin adı altında 15 günlük bir eğitimimiz vardı. Çok Yüz güzel. yüze günde 10 saat falan sınıfta oturup birebir eğitim yapıyorduk. Muhteşem hocam, muhteşem. Bu eğitim sırasında gerçekten bir gün neredeyse 10 saati Ethereum Virtual Machine'e ayırdık. Ciddi misiniz hocam ya? Çünkü Ethereum Virtual Machine'i anlamak bu gerçekten ben bile anladım diyordum. Ben orada eğitim verdim. Birisi bir soru sordu harbiden lan. Böyle gerçekten şey harbiden. Böyle bir harbi, o nasıl oluyor ki ya falan deyip oturup ben de ona bakmışlığım var. Yani Evet. o yüzden bu tarz eğitimlerde ilk başta neyle oynadığınızı anlamanız lazım. Neyle oynadığınızı anladıktan sonra kod yazma kısmı dediğim gibi çoğu kopyala yapıştır. Eğer Evet. sıfırdan yeni bir proje üretmiyorsanız gerçekten gidip yapmanız gereken şey birçok ayrıntılı farklı önemli noktayı bir oraya getirebilmek ve bu işin finans tarafını da teknoloji tarafını da birbirini nasıl etkilediğini de anlamak. Bütün Kesinlikle. bunları bir araya getirdiğinizde artık teknoloji kısmında kod yazma kısmı çocuk oyuncağı gibi kalıyor.
Doğru. İkisinin birleşimi hocam. Size kesinlikle katılıyorum. Az önce bahsettiğimiz kurslarda mesela EVM'e girilmiyor. Yani kripto zombi dahil olmak üzere. Direkt kod verilince de insanlar kodda çok ilerliyor. Sonra bir bakıyorlar yapamıyorlar. Çünkü neden yapamıyorlar? EVM'i anlamıyorlar hocam. Yani adresi anlamıyorlar, message sender'ı anlamıyorlar, EOA'yı anlamıyorlar. Bu neden tetikleniyor onu anlamıyorlar hocam. Aynen, yani adres değişkeni neden, yani Web 3 ile, ya mesela şu anda benim karşılaştığım çok farklı bir örnekten bahsedeyim. Şu anda çalıştığım şirket, şu anda iş yaptığım şirketlerden birinde bir proje yapılıyordu. Web 3 ile alakalı bir proje ve frontend ekibi. Bir frontend ekibine verildi işim, frontend'i. Ama Web 3 bir proje bu. Ve frontend ekibine verilirken 3-4 kere uyardım. Bakın, blockchain projesi bu, Web 3 projesi. Biliyorsunuz değil mi yani başınıza gelecek şeyleri? Evet. Hallederiz dediler. Hala deadline bir ay falan geçti sanırım. Neyle yapıyorlar hocam? Frontend React tarafındalar mı? React tarafı, ya bir onu bile bilmiyorum. Çünkü o kadar çok şu anda, çünkü örneğin bir frontend developer için şunu anlamak çok zor. Gidip bir tane transaction imza atıp MetaMask'la iletişime geçip o Of, transaction'ı of, geri of. alıp oranın üzerinden authentication sağlamak ve bunu yaparken aslında database'te sadece bir adres, bir tane garip bir satır tutmak, kimsenin kafasına yatıramıyorsunuz. Blockchain bilmeyen birisinin kafasına bunu yatıramıyorsunuz. O yüzden Web3, yani akıl Solidity bilmek demek, Web3'e de entegre olabilmek demek. Frontend development yapmanıza gerek yok. Web3 de bile bilmek demek. Bu noktada zaten ya mesela çok basit, çok komik hatalarla karşılaşıyoruz. Arkada bir ön tarafta Solidity frontend, şey frontend'de her şeyi kısıtlamışlar. Çok güzel güvenlik önlemleri var. Arka tarafta akıllı sözleşme bomboş açık duruyor. Arka tarafta akıllı sözleşmede istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Çünkü bunu yapan ekipler genelde işte Çok iyi. blockchain'in altyapısını, Ethereum Virtual Machine'i ve bu aradaki communication pipeline'ı, RPC endpoint'i falan anlamayan insanlar. Biz mentorlukta bunları anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi kod yazmak için kolay kısmı. Kesinlikle. Ben de bu 6 aylık sürecin işte son 3 ayını React'ta da yavaş yavaş şey yapmaya başladım. Çünkü hocam özellikle bu şeyde görüyorsunuz, yani frontend tarafında karşılaşıyorsunuz. Web3 de hepsini birbirine bağlıyorsunuz. Arada işte Ether, JS falan giriyor. Dediğiniz gibi frontendçiler o konudan bir haber. Hepsi değil tabii. Bilenler de var. Bir sorumuz var hocam. Ümit Bey sormuş. Sorusunu getirelim. Yavaşça okuyalım. Blok zincir, merhabalar. Blok zincirde özellikle backend tarafında Solidity, Rust, JavaScript gibi dilleri sık duyuyoruz. Yakın zamanda Starknet ile Clio dilleriyle karşılaştık. Tamam. Her bir programlama dili farklı blok zincir ağlarını var bir ihtiyaçları karşılıyor da hangi noktada ayrışıyorlar? Ya ben Ümit Bey şöyle söyleyeyim. Benim şu ana kadar yaptığım bütün Web3 projelerin backend'ini Python'a yaptık. Hepsi mi hocam? Hepsi. Wow. Yani ve bunlar birçok farklı şeyde çalışıyor. Yani ya örneğin, ya biz burada zaten kütüphaneleri kullanıyoruz. Evet, yani bazı farklı blok zincirler bazı farklı altyapıları destekliyor. Yani mesela gidip OpenSea gibi bir projeyi gidip direkt Python'a yazarsanız, ki sanırım öyle yazmışlardı. Yani evet, uzun vadede çok fazla şey yer. Kaynak tüketmeye başlar. Çok fazla kaynak tüketir. Bu doğru. Ama bir de şunu da unutmamak lazım. Şu anda biz şu anda gelişme sürecindeyiz. Bir dahaki bu zamanlarda ben NFT konuşacağımızı hiç zannetmiyorum. Bir dahaki bu zamanlarda çok farklı bir entegrasyonunu konuşacağız blockchain teknolojisini. Ve şirketler zaten içeride hangi dili en iyi kullanabiliyorsanız Web3'e uygun olarak, entegre olarak hangi dili en hızlı ve en iyi şekilde implement edebiliyorsanız o dili kullanın diyorum ben şirketlere, backend'de ya da ekiplere. Ya bizim çalıştığımız ekip Python'da çok güçlü. Python kullanın o zaman diyorum. Neden? Çünkü zamanla yarışıyoruz. Ya para kazanmaya başlar proje, büyür, genişler, piyasada yer edinir. O saatten sonra ekiplere deriz ki ya bunu işte Go'ya mı çevirsek? Çünkü örneğin Ethereum'da Getaş'la Ethereum kütüphaneleri çalışıyorsanız Go ile çok daha fazla gücünüz var Getaş kütüphaneleri üzerinde ve daha rahat etkileşim kuruyorsunuz. Yaparsınız. Ama önemli olan bunu bazı noktalarda biraz da zamanlama ve marketing ve finans tarafında zamanlamada ve ne kadar hızlı piyasaya nasıl bir ürünleri çıktığınız da önemli oluyor. O yüzden yani programlama dilinde hangisinde en iyiseniz backend'de onu kullanın derim ben her zaman.
Peki Ege hocam, ben bir soru daha sorayım. Bu şeyde Amerika'da siz neyi gördünüz ya da bu iş hayatınızda böyle proje hazırlanırken eskiden proje ekipleri sanırım daha dardı hocam. Daha böyle core ekipler vardı. Dört kişi birleşir bu işi bitirirdi. Şimdi anladığım kadarıyla hocam bu proje ekipleri büyümeye başladı. İşte marketingçisi bir tarafta, Discord çocuğu bir tarafta, Discord'da da bir çocuk koyuyorlar. Backendçisi bir tarafta, web geliştiricisi bir tarafta. Bir projeyi nasıl böyle sınıflandırabiliriz hocam? Pozisyon olarak herkesin pozisyonu. Yani kafanıza ne anlatabilirsiniz bu konuda bize? Yani bu artık yeni projeler için çok farklı boyutlarına ulaşmaya başladı. Neden? Çünkü dediğiniz gibi market ya bir development ekibi var, bir marketing ekibi var, bir o ekip var, bu ekip var. Yani aslına bakarsanız artık projelerde kim ne iş yapıyor kimse bilmiyor. Ya Hocam. bana şu anda sizde işte bu yayını yaparken title'ı sordunuz. Harbiden benim title'ım ne ki ya şu anda dedim. Hocam. Ya benim sözleşmede bir title yazıyor mesela, tamam yazıyor da title. Acaba Evet. o mu gerçekten ya? Doldurmuyor. Çünkü dediğimiz gibi o kadar fluid, o kadar değişken bir alandayız ki şu anda. Şu anda herkes her şeyi yapabiliyor. Yani örneğin biz şu anda bir projede backend ekibine şunu, ya benim şu anda benim kendi yönettiğim projede benim kişisel olarak yaptığım şey bu. Backend ekibine bütün smart contract, API'ler, şunlar bunlar, onları kilitliyorum. Frontend ekibine communication tarafını kilitliyorum blockchain'le ve bütün Communication, görsel ha tarafı. evet. Evet. Wallet communication, login authentication, işte user flow'larsa şey de oluyor. Frontend'de, backend'de bunların diğer authentication ve bu tarz olayları daha çok yönlendirip smart contract kısmını hallederken frontend'de daha çok transaction creation ve transaction communication kısmını hallettiriyoruz. Ha, bunu duyan başka bir proje yöneticisi ya da proje başka bir ne denir ki proje yöneticisi, başka kesin 4-5 tane daha denilen şey vardır. Şimdi tasarım bir LinkedIn'e baksak kaç tane şey vardır farklı farklı. Vardı valla. Haklısın hocam ya. Onlara baktığımızda belki çok farklı bir şey yapıyor. Sadece bu arada bu projeyi sadece frontend'de yapanları da gördüm ben. Sadece backend üzerinden yapıp basit bir frontend'e koyan, sadece butonlu bir frontend yapanı da gördüm. Bu tamamen şirketin bu tamamen aslına bakarsan şu anda her yiğidin yoğurt yiyişiyle alakalı. Benim yoğurt yiyişim bu. Ben böyle yapıyorum. Başkasının yoğurt yiyişi o öyle yapıyor. Bunun için ya ben örneğin açıkçası genelde bu Discord kısımlarına çok karışmamaya çalışıyorum. Çünkü benim uzmanlık alanım değil. Onları genelde sosyal medya marketingçilerine falan bırakıyoruz o iş kısımlarını. Biz sadece marketingçilere işin şu kısmını söylüyoruz. Bakın bu ürünün diğerlerinden farkı bu. Rakiplerimiz bu. Rakiplerimizin altyapısı bu. Bizim altyapımız bu. Şu anlamda şu noktalarda daha güçlüyüz. Bu noktalarda daha güçlüyüz. Kolay gelsin. Anladım, anladım. Hocam birkaç soru daha sorayım. 45 Tabii. kişiye az kaldı. Hocam Dexter'in geleceğine, yani ne görüyorsunuz? Oradan baktığınızdan şu anda Ege Tekin olarak Dexter nereye gidiyor? Dexter çok farklı bir noktaya gidiyor. Her iki şu anda daha dün bununla alakalı uzun bir konuşma yaptık buradaki bir lokal toplantı grubumuzda. Şimdi Dexler aslında bakarsanız bir deyim vardır. Yani teşbihat ama Tanrı'nın kanını akıtmak diye bir deyim vardır. Evet, Evet. eskiden gelen. Bu gerçekten devletlerin, bankaların, merkez bankalarının ellerinden gücünün alındığını ve artık gerçekten insanların teknolojiyle merkeziyetsizleşebildiğini anladığı noktaya geldik. Geldik. Dexter'le. Gerçekten geldik. Evet, Şimdi geldik. mesela burada iki taraf var. Bu zamanda aslında bakarsanız Dark Web'de de birçok farklı yerde de çıktı. Bizim ortaya çıkarttığımız bir confliction var, bir kavga var. Olay şu. Bir tarafta aslında bakarsanız evet, insanların merkeziyetsiz iş yapabilme hakkı var ve giderek büyüyor bu projeler. Giderek daha da güçleniyor ve giderek daha da büyük hacimlere ulaşıyor. Ama bir tarafta da kanunlar var. Ya mesela şu anda bugün çok şey bir örnek vereyim. Çok 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 güncel bir örnek vereyim. Rusya-Ukrayna savaşındaki durumda Rusya'ya yapılan yaptırımlar delinebilecek halde. Bundan birkaç yıl öncesine kadar biz genelde şeyi konuşuyorduk. Birisi şey deyince bana, ben bu cümleyi bizzat kurmuşluğum vardır. İşte kripto paralar illegal amaçlar için kullanıyor deyince, ya illegal amaçlar için ne kadar kullanılabilir ki?
ne kadarını kapsayabilir? Yani hacmi belli kripto paraların. Meksika'daki büyük bir kartel, büyük bir uyuşturucu kartelinin yıllık hacmi kadar hacmi yok diyordum. Ama artık var. Evet. Ve mesela Rusya'daki bazı oligarklar veya şeyler bu şekilde yaptırımı denebilirler ya da başka kişiler başka problemler ortaya çıkartabilir ya da işte bu çalınan fonların dönüştürülmesi ve takibinin zorlaştırılması için kullanılabiliyorlar. Ya da bu çalınan fonları gidip şey olarak kullanıyorlar, oralara götürüp direkt olarak bu çalınan fonları orada liquidity provider dediğimiz aslında standart faiz alma mantığıyla çalışan bankaya parayı koyup faizini alma mantığıyla çalışan liquidity provider dediğimiz insanlar var. Bunlar olarak kullanıp çalınan fonları bir gelir elde ediyorlar. Bu ne kadar doğru? Bunu gerçekten iki tarafında haklı olduğu ve haksız olduğu noktalar var. O yüzden yani bu işin sonu nereye varacak? Gerçekten bilmiyorum. Ya bu işin sonu durdurabilirler mi? Hayır. Hayır. Ama bir komünite buna karşı çıkmak üzere ayağa kalkar mı? Ona da hayır bence. Bence kimse buna karşı çıkmayacak bunları kullanan. Ve işin bir de şu boyutu da var. Biz zaten birçok son kullanıcı yani son kullanıcının %90'ı DEX'e uğraşmaz. Merkezi borsalarla oyunlarına oynarlar. DEX çok farklı bir platform ve ben DEX'lerin bir 4-5 yıl içerisinde yani o projelerin çok gelişeceğini düşünüyorum ve yani bu da özellikle Türkiye'de bu alanda iş yapmak isteyen, startup kurmak isteyen kişiler için çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. DEX'lerin direkt olarak son kullanıcıda direkt entegrasyonu. Ya çünkü son kullanıcı entegrasyonu nedir? Bugün sen kredi kartı sisteminde arka tarafta %100 nasıl çalıştığını biliyor musun? Yani user'lar mı biliyor mu? User bilmiyor Ha, mu? user'lar, end user'lar. User bilmiyor hocam. Ya Bilmiyor hocam mesela nasıl emekli çalışıyor. amca ATM'ye gidip kartı sokunca arka tarafta neler olduğunu bilmiyor. Ama Kesinlikle kullanıyor. mi? Çünkü çok Evet. basitleştirilmiş bir kullanım use case'i. Bu use case'leri entegre edecek şirketler bence önümüzdeki 5 yılda bizim konuşmaya başladığımız yeni blockchain tabanlı entegrasyon şirketleri ve bu şirketlerin hizmet sağlaması olanak sağlayacak Oracle şirketler bizim önümüzdeki 5 yılda konuşacağımız şirketler olacak. Şunu mu diyorsunuz Ege hocam, yani teyit edin, şu andaki merkezi Jax'ler ortadan kalkacak, Dex'lerle doğrudan iletişimde olan third partiler gidecek, biz de third partilerle direkt Dex'lere mi geçeceğiz Jax'leri kullanmadan? Merkezi exchange'lerin ben ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Merkezi exchange'ler şu anda asla bakarsanız birçok kişi merkezi exchange'leri yuhalarken, cadı avı gibi görürken bizim high-end komünitede yani gerçekten developerların ve ileri seviye bu işin derinliğiyle uğraşan komünite içerisinde herkes cadı avı yaparken bu merkezi exchange'lere ben açıkçası onların son kullanıcıyla bizim iletişim kurabilmemizi sağlayan ve devletlerin de aslında karşılıklı oturup konuşabileceği kurumlar olarak görüyorum. Yani çünkü birçok grup biraz daha işe ne olursa olsun kripto anarşistler olarak bakıyorlar ve ya başta neden devlette oturuyoruz bize falan denk getiriyorlar. Ya da başka otoriteleri zaten biz ayıklayabilecek teknolojiye sahibiz artık neden yapalım diyorlar. Ama işte o işte öyle olmuyor. İşin politikası, işin pratiği öyle olmuyor. O yüzden ben merkezi exchange'ler her zaman bence orada olacak. Merkezi exchange'ler de zamanla DEX'lerle daha İlginç. uyumlu, daha hibrit bir hale gelecek diyorum. Ve bu hibritleşmeyi, bu network'ü mükemmelleştirmeyi sağlayabilecek üçüncü partilerde önümüzdeki 4-5 yılda çok daha ön plana çıkan şirketler. Yani bence şu anda bugün Amerika'da konuşulan şirketler hangileri? FTX'e Crypto.com, globalde konuşulan şirketler Binance, Coinbase ve diğer birçok büyük şirket. Ama bence 4-5 yıl sonra bu liste daha da büyüyecek. Ya da bu liste yine aynı seviyede kalacak ama bazı şirketler bu listeden çıkmış olacak. Anladım. Sona Ve doğru. Ha, buyurun. devlet olarak konuşursak da son olarak örneğin bizim Türkiye'de ve birçok aslına bakarsanız Avrupa ülkesinde bürokrasi sıkıntılarından dolayı bu teknolojinin geliştirmesi çok yavaş kalıyor. Çok. Çok hocam, çok diyorsun. Amerika ve işte bu tarz Avustralya, Amerika, Kanada gibi biraz daha liberal ekonominin ve bankaların biraz daha regülasyonlar konusunda kendilerini daha rahat hissettikleri bölgelerde, kendi sorumluluğunu alabildikleri bölgelerde bu teknolojiler çok daha hızlı entegre oluyor. O yüzden yani ben açıkçası bu tarz teknolojilerin hükümetler ve devletler tarafından ekonomik kalkınmanın geleceği için desteklenmesi gerektiğini kanaatindeyim. Yoksa yurt dışından gelip yine
merkeziyetleştirip yani bu teknolojileri direkt yurt dışından inherit etmek zorunda kalınacak. Çünkü Süper. buralarda bu cool teknolojinin entegrasyonu için gidip çok üst seviyeli kurumlardan izin almanıza gerek yok. Banka yöneticilerini ikna etmeniz bir noktada yeterli oluyor. Eyvallah. Son soru. Ya Tabii. geliyoruz. İki tane soru veriyorum. 45'i bitireceğiz. Hocam bu new hype dedikleri NFT games. Görüşünüz nedir? NFT games nereye gidiyor? Metaverse'e doğru mu? Birleşecekler mi? Yoksa NFT games daha yeni baby, yani bebek adımları mı atıyor? NFT Games bence NFT'lerin en mantıklı kullanım alanı. Evet. Bence NFT'lerin en mantıklı kullanım alanı ve NFT Games bence çok farklı bir boyuta gidecek. Ben hala NFT Games'ler için böyle güzel bir exchange'in gelmesini bekliyorum. Gerçekten elimde bütçem ve ekibim olsa, ya bütçem olsa, ekip var da bütçem olsa otur NFT Games'ler için bir exchange platform hazırlamaya başlarım. Yani varsa böyle birisi bence Ethem başlasın. Benden Showcase'ı yatırım arayacağım. tavsiyesidir. Yatırım tavsiyesidir. Şeyde var hocam. Ethem Showcase'ı var. Böyle birisi var. Yani adam Ethereum'ları pardon şeyleri NFT'leri, gamesellik NFT'leri kolateral olarak kullanıp DEX yapmayı planlıyor ama Showcase'e görünüyor şu anda. Ethereum Showcase'inde. Geçen gördük herkes bunu düşünüyor. Onu düşünüyor. Hocam Yani şu anda Metaverse. bu bir metaverse olarak da ya ben açıkçası metaverse'ün şu anda çok hype olduğunu düşünüyorum. Yani ben blockchain perfectionist birisiyim. Zamanında Bitcoin 100 bin dolarları bulacak diye falan ortada geziyordum daha Bitcoin bitmeden. Buna rağmen ben açıkçası metaverse'ü birazcık insanların fazla üzerine gittiğini ve daha bunun çok çok baby steps'lerde olduğunu ve bu platformların çok farklı boyutlara ulaşacağını ve metaverse farklı bir boyuta ulaşacak. Ama günümüzdeki sosyal dünyada tamam anlıyorum. İnsanlar daha çok dijitalleşip daha çok dijital ortamlarda var olmaya başladılar. Ama bunu nasıl gerçek hayata entegre edecekler konusu ve bu gerçek hayata entegre ettikten sonra da nasıl bunu dünyada yeni bir piyasaya dönüştürecekler konusu benim kafamda çok canlanmıyor. Ya şu anda bile gidiyorlar işte İstanbul'da Kadıköy'ü birebir yapıyorlar, şey yapıyor. Yani neden yani yeni bir dünya yapalım? Niye kendi dünyamızı birebir yapıyoruz? Çok iyi, Yani çok iyi. neden İstanbul'dan bir tane, 10 tane olsun İstanbul? Hepimiz İstanbul, dünyanın en güzel şehri diyoruz. Hepimiz İstanbul'da yaşayalım. Yani ben hala Metaverse konusundaki şeyin, bakış açısının biraz fazla kapitalist ve sadece get rich fast şeyler üzerine hızlı bir şekilde insanların zengin olup bu süreçleri yürütmesi üzerine bir sistem olarak görüyorum. Ha, 10 yılda bu değişir mi? Değişir. Ama 10 yıl sonra bugünkü konuştuğumuz metaverse altyapıları, şirketleri kalır mı? Onun kesinlikle emin değilim. Eyvallah. Hocam son sorumuza gelelim. Bu son sorumuz olsun sizinle. Şimdi diyelim ki size yarın öbür gün dediler ki Ege Tekiner sen doğrudan Türkiye'nin teknoloji bakanısın. Ama gerçekten yani teknoloji bakanı oldunuz ve sınırsız yetki. Sınırsız, sonsuz. Yani ne istiyorsan yap. Para ise para. Materyal ise materyal. İşte teknokent ise teknokent. Siz ne Tamam. yapardınız Ege hocam? Gerçekten samimi soruyorum. Yani somut olarak ne yapardınız? Ya şimdi devlet yönetmek çok işin farklı bir boyutu. Ankara'da doğmuş, büyümüş birçok kişi de bunu bilir. Ya en başta işin şöyle bir şey var. Sadece Teknoloji Bakanı ile olmuyor bu iş. Maliye Bakanı da bir türlü bizi kapalamamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanı. Merkez Evet. Bankası'nı ayrıca kapalamamız lazım. Bir de SPK ile MASAK'ı da kapalamamız lazım. BDDK'ya da Bakın. gidin hocam, o da kaçmasın. BDDK'yı sonradan bankalar üzerinden kafalarız diye düşündüm. Liste çok uzamasın dedim. Evet. Yani gerçekten ama ne yapardım diye sorarsanız ya bu teknolojilere entegrasyon için ya gençlere gerçekten para sağlardım. Bu parayla ne yapmaları için? Dünyayla entegre olabilmeleri için, İngilizce eğitimlerini çok daha iyi bir şekilde alabilmeleri için, yurt dışında kongrelere gidip yani gerçekten fikirleri konusunda tartışabilmeleri için sağlardım. Çünkü evet artık birçok şey online, birçok fikir online dönüyor ama hala dünyayla %100 networking yapma, entegre olma konusunda Türkiye'deki akademinin ve gençlerin çok büyük bir problemi var. Ve Türkiye'deki teknolojik altyapının sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Dünyayı %100 yakalayamaması buradan kaynaklanıyor. Şöyle bir örnek vereyim. İşte her yıl Amerika'da NDSS gibi, Black Hat gibi çok büyük kongreler oluyor ve bu kongrelerde çok ileri seviyede teorik blockchain ile alakalı yeni konseptler konuşuluyor.
Bu konseptleri ya yani bizim Türkiye'de mesela bankacılık uygulamalarında gerçekten mükemmeliz. Neden? Çünkü zamanla bunu inherit edebilmişiz. Hop, 45 dakikamız bitti. Hemen hızlı Evet. toparlayayım. Tamam. Zamanla bunu inherit edebilmişiz. İnherit edebildiğimiz şeyleri mükemmel bir şekilde geliştirebiliyoruz. Neden? Çünkü gerçekten iyi bir altyapımız var. Ama inherit etmekte zaten yani yeni bir fikri üretmekte, bu fikir tartışma ortamlarına girmekte problemimiz var. Bunu düzeltelim. Ondan sonra zaten kendisinden gelir. Eyvallah. Ege Tekiner, çok teşekkür ediyoruz. Bizi Ben çok teşekkür kırmadınız. ederim. Katıldınız. Yayına kalın. Görüşeceğiz. Bay bay. Tüm Tamamdır. Türkiye'ye bay bay. Bay bay. Bay bay. Teşekkürler.